44 gün sonra naaşına ulaşıldı. Tunceli'de tatbikat sırasında botun devrilmesi sonucu akıntıya kapılmıştı jandarma uzman çavuş Yılmaz Güneş. Güneş'i bulmak için kentte haftalardır çalışma yürütülüyordu. AFAD'ın yanı sıra jandarma arama kurtarma, su altı arama kurtarma ve dalgıç polislerinden oluşan ekip seferber oldu. Arama çalışmaları sırasında Uzunçayır Baraj Gölü'nün Atatürk Mahallesi yakınlarında bir erkek cesedi bulundu. Hastanede yapılan kimlik tespit çalışmalarında cansız bedenin uzman çavuş Yılmaz Güneş'e ait olduğu belirlendi. Tunceli'de 17 Mart'ta JAK timleri Munzur Çayı'nda tatbikat yapıyordu. Botun devrilmesi sonucu suya düşen 4 askeri personelden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulmuştu. Jandarma uzman çavuş Yılmaz Güneş ise akıntıya kapılarak kaybolmuştu. Güneş'in 15 Temmuz'da darbecilerle girdiği çatışmada yaralandığı ve Elazığ depreminde de görev aldığı öğrenildi. FETÖ'cülere karşı verdiği mücadele nedeniyle Güneş'in Cumhurbaşkanı tarafından o dönem 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonuna davet edildiği belirtildi.